Hasret Uçucu 1913 yılında Fatih Edirne Kapı'da kuruldu. 1938'e kadar Fatih Edirne Kapı'da esnaflık yapmışız dedemler. Ondan sonra 1938'de Cihangir'e geldik. 38'den beri de Cihangir'e yer alıyoruz. Bu dükkan birçok sinema filmi, birçok reklam filmi, birçok projede yer aldı. Ben dükkanın 3. kuşağıyım. Adım Baran. İnşallah bir 3 kuşak daha götürmeye çalışacağız. Türkiye'nin her yerinden sebze meyvelerimizi topluyoruz. Biz yılda bir kere ürün kuruyoruz. O da Mayıs ayında başlıyor. Çünkü bütün taze meyveler o zaman çıkmaya başlıyor. Turşuları güzel yıkıyoruz. Ondan sonra turşular kuruluyor. Kurulduktan sonra da bunların 3 ay bekleme süreçleri var. Fermantasyon, probiyotik dediğimiz turşu bu şekilde oluşuyor. Biz sadece limon ve karayutuzu kullanıyoruz. Sirke veya şeker kullanmıyoruz ürünlerimizde. Bizim turşular 3 ay kendi süreçlerinde beklediği için tamamen organik ve probiyotik turşu elde edebiliyoruz. Turşu sirkeyle de çok güzel oluyor. Limonla da çok güzel oluyor. Bizim tarafımızı sorarsan biz limondan yapıyoruz. Ama tabii burada bunu yapmamızın sebebi sirke çok ağır ve asit oranı çok yüksek bir ürün olduğu için biz de dediğim gibi yılda bir kere mal yapıyoruz. Bunun malın da toplam ağırlığı 50 ton. Bu 50 tonun diğer Mayıs ayına kadar ulaşması gerekiyor. Bunun için de limon tozu ve limon kullanmamız gerekiyor. Gerçek limonu komple kullanırsan turşu gene eriyor. Sirke kullanırsan 3 ay sonra eriyor. Biz ondan dolayı, biz için sadece ticari boyutundan dolayı biz limondan yapmak zorundayız. Ama tabii sirkeden de çok lezzetli oluyor. Kesinlikle sirke veya limon daha iyidir diye kesinlikle bir iddiamız yoktur. O zamanlar tabii 1978 yılında bu film çekilirken benim babam buradaymış. Buradan bir kira bile alınmamış çünkü bizim önceden de çok iyi müşterilerimiz, Halil, Naci, Nuri Yosko, bütün ünlü simalar. Buraya gelip giderken film konusu da zaten buradan çıkıyor. O zamanlar da zaten İstanbul'da bir Çembertaş'ta, bir Beşiktaş'ta, bir de burada turşucu varmış. Sonra burada çekme kararı alınıyor. Burada çekiyorlar. Tabii onların aklının ucundan bile geçmiyor filmin bu kadar bize etkisi olacağını falan. Şu an bize bildiğiniz milli piyango gibi bir şey oldu bu. İnanılmaz katkısı var. Yani asli turşucuyu yapan film aslında Neşeli Günler.